Evet. Bir saattir kendi kendime konuşuyormuşum. Kayıt yapmıyormuş meğerse. O yüzden yazdığım kodları da açıkçası tekrar silmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu üçüncü defadır bu kodları yazıp siliyorum. Yoruldum. O yüzden biraz hızlı geçiş yapacağım. Şöyle ki request'i ben async bir şekilde atayım dedim. Bunun da sebebi request atarken mobil uygulamamız URL kullandığımız zaman kilitleniyor. Yani ta ki URL kendi işini bitirinceye kadar threads'i kilitliyor. Biz zaten tek bir thread kullandığımız için multi-threads henüz kullanmadığımız için doğal olarak kilitliyor. Ki zaten network işlerinde hani threads'ten ziyade async metotlar kullanmak daha avantajlı. Bu yüzden ben de URL yerine request kullandım. Onu da şöyle Cargo Tunnel'da şöyle göstereyim değişiklikleri. Burada birkaç tane değişiklik yaptık. Sprinting git metodunu aldık. Son sürümlerini almak için. Aynı şekilde burayı değiştirdik. Burayı değiştirdik. Ve şurayı değiştirdik. Kısaca. Buradaki de iptal ettik. Geldik buraya. Şimdi burada da async bir şekilde metodu çağırmamızın birkaç yolu var. Async düşündüğümüz zaman olay şu aslında. Bizim bu main window threads içerisinde bir tane proses içerisinde çalışıyor. Bunun altında çağırdığımız bütün fonksiyonlar da aslında bir proses. Proses demeyelim de işlem. Türkçe karşılıklarını tam bilmiyorum. İngilizcesi de aklıma gelmiyor şimdi. Ana prosesimiz çalışıyor. Ana prosesimiz arada bir fonksiyonları çağırıyor. Ama bu fonksiyonlar eğer async değilse aynı threads'in içerisinde aynı prosese bağlı olarak çalışıyor ve proses bizim fonksiyonumuzun işini bitirmesini bekliyor. Eğer async değilse. ASNC bunun için kullanılıyor. Ama böyle bir durumda mesela mobil uygulama kullandığınızda diyelim ki giriş yapıyorsunuz ya. Giriş yaptığınızda eğer threads yoksa tek bir thread üzerinde çalışıyorsanız burası kilitlenir. Ta ki yeni bir cevap alıncaya kadar ya thread kullanacaksınız ya async kullanacaksınız. Threads çok verimli olmaz burada. Async biraz daha verimli bu işler için. Parça parça küçük parça yapıcıkları içerisinde yapıyor bunu. Biraz daha network için özelleştirilmiş diyelim. Her neyse bunun yüzünden biz URL'in yerine request'i kullandık. URL'i iptal ettik. Tokyo'ya eklemek zorunda kaldık. Ki Tokyo'yu çok da eklemek istediğim baki değil. Her neyse. Şimdi burada async kullandığımız zaman yeni bir thread açtığımızı düşünün. Doğal olarak biz verileri threadler arasında paylaştırmak istiyorsak arc kullanırız. Neden arc kullanırız? Şimdi RC bir tane referansı birçok yere dağıtabilir ama aynı thread içerisinde dağıtır. Eğer biz mesela bu pencerede hiç async kullanmayacaksak Window'un SVG referansını alıp yine de işimizi görebiliriz. Ama aynı thread içerisinde çalışacağından dolayı ekranımız kilitlenecek bazı durumlarda. Yani donacak. O yüzden biz async yapalım, ekranımız donmasın. Mobil uygulamalarda ekranın donması her zaman için sağlıklı değil. Bazı yerlerde belki donması gerekir ama bazı yerlerde donmaması daha iyidir. Kullanıcı deneyimi açısından. Her neyse, şimdi ben burada Window benim ana penceremin olduğu yer. Ben geliyorum burada Window on login yani buraya tıklandığı zaman ne olsun diye burada kodlar girmiş. Fakat burada Window on login benden tnmut istiyor. Yani bir tane closure. Bir tane closure olacak ama mutable bir closure. Tnmut dediğimiz şey bu. Haliyle tnmut diyor ki kardeş bana bir tane veriyi buradaki bir değişkeni buraya alacaksan, burada kullanacaksan ben onun hakkını da alırım. Yani ownership dediğimiz olay devreye giriyor. Dolayısıyla biz buraya move yapıyoruz. Yani diyoruz ki tamam bu pencerenin hakkını al. Ya da hangi değişkenleri kullanacaksa. Hakkını aldı burada. Sonra geldik. Hakkını aldığı için şimdi ben Window on login'i kullandığım zaman Window zaten burada kilitleniyor aslında. Çünkü bunun üzerinde değişiklik yapıyoruz. Tnmut. Ayrıca Window'un içeriğini burada değiştiremem. Dolayısıyla ben öncesinde
geliyorum, Windows'un bir tane referansını alıyorum. SVG. Aslında bu bir Arc clone. Burayı nasıl açıyordu? Ctrl P miydi? R miydi? Ctrl R miydi acaba? Yok. Ctrl V değil. Ctrl V değil. Ctrl P değil. Neyse, şimdilik aklıma gelmiyor. Kodları açabileceğimiz bir yer vardı da onu öğrenmeye çalışıyorum. Her neyse, burada SVG aslında bir Arc clone'un Arc yapısı ama güvensiz, yani unsafe bir Arc diyebiliriz buna. Neden? Çünkü Arc threadler içerisinde referansları paylaştırabiliyor. Yani aynı pencereyi ben threadler arasında Arc sayesinde paylaştırabilirim. Ama Arc verinin güvenliğini garanti eder normalde. Fakat weak Arc'ın bir miktar daha özelleştirilmiş durumu. Arc aslında Arc ama sadece şöyle diyor. Ben diyor verinin güvenliğini, yani bellekten silinip silinmediğini tam olarak kontrol edemem. O yüzden unwrap 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 diye gidiyoruz. İşte burada kopyalarını, referanslarının klonlarını oluştura oluştura gidiyoruz. Çok da büyük bir sıkıntı yok. Çünkü bizim main window zaten garanti ediyor aslında bir nevi. Yani programımız çalıştığı müddetçe window var. Window varsa SVG referansı her zaman vardır. Bunu garanti edebiliriz en azından. Şimdi burada Window referansını aldığımız için artık Window'un hakkını bir nevi çoğaltmış olduk. Bir kopyasını oluşturmuş olduk referansının. Burada onu kullanıp değişiklikler yapabiliyoruz. Geldim, burada formu aldım. Window'un işte get mailinden, get password'ünden bilgileri aldım. Yani şuraya girdiğimiz bilgileri aldım. Sonra geldim. Burada neden ikinci bir defa tekrar referansını oluşturuyorum? Oraya geleceğim. Şimdi burada move yaptık. Onlogine hakkı verdik. Daha sonra Silint diyor ki eğer async bir fonksiyon çalıştıracaksan ben sana span local diye bir tane fonksiyon veriyorum. Sen bu fonksiyon yardımıyla, metot yardımıyla async metotlarını çağırabilirsin. Fakat çağırdığın zaman dışarıdan aldığın bütün değişkenlerin hakkını da span local alır. Dolayısıyla biz span local ile async olduğu için async yazıyoruz. Çünkü await çağırmamız için async olması şart. Move bütün hakkını almayı ifade ediyor. Aldık. Sonra geldik burada işte get key'i çağırdık. Await dedik. Bunu bir şekilde response'a gönderdik, await, unwrap, res'e gönderdik. Sonra gelen bu res ile window set is login, yani login gerçekleşti mi? Evet, bunu true yap. Gelen user'ı da res into yap, ata buraya, kullanıcı oluşturulduğu için. Burada birkaç tane detay vardı. Şöyle ki, biz burada birinci ve window'u onun login'e verdik. İkinci bir defa tekrar burada move olduğu için tekrar bunun SVG referansını alıyorum, çoğaltıyorum. Çünkü ikinci bir defa aslında ownership'i değişiyor. Zaten SVG bunun için kullanılıyor. Yani bir nevi referansını arttırarak devam ediyor. Ve içeriğini de değiştirebiliyoruz bu arada. Geldik burada. Bunu kullanmamızın sebebi şu. Normalde biz burada request'i çağırırken aslında Tokyo'yu kullanıyor request. Fakat Tokyo diyor ki kardeşim diyor bak beni main fonksiyonunda çağırmamışsın. Beni main fonksiyonunda çağırmamışsan reaktör çalışmaz. Yani öyle beni burada kullanamazsın. Ben önce devreye girmem lazım. Bütün kontrolü ben yapacağım. Async metotlarının kontrolünü ben yapacaksam beni önce bir çalıştır. Biz o yüzden geliyoruz burada bir tane runtime'ı çalıştırıyoruz. Tokyo runtime'ını çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra yine span dedik. Yani yeni bir metot oluşturduk. Yine async move diyoruz burada. Daha sonra işte bu async move'un içerisinde get key await artık çağırabiliriz. Yazdığımız bu async fonksiyonumuzu. Fakat şöyle await'i kullanmamızın sebebi şu. Async fonksiyonları normalde özel bir fonksiyon. Burada aslında return ettiği şey string değil, future string. Future'ın içerisinde işte bir string return ediyor aslında.
Fakat siz mesela sadece fonksiyonun ismini çağırırsanız, await olmadan çağırırsanız, size direkt sadece şu kısmın kodlarını, bakın çalıştırmıyor. Kodlarını bir nevi oluşturuyor ama çalıştırmıyor. Ve future olarak size bunu veriyor. Siz await dediğiniz zaman oradaki o kodları instructions halinde bu defa işlemciye gönderip bunların execute edilmesini sağlıyor. Await demediğiniz müddetçe bu fonksiyonlar çalışmaz. Sadece tanımlanmış olur. Öyle düşünün. Features tanımlanmış oldu yani. Tanımladık. String geldiğine eminiz artık. Resp olarak aldık. Bunu return ettik. Kime return ediyoruz bu arada? Aslında burada bir return closure'larda return'ın ne olacağını closure kendisi belirleyebiliyor. Ha, sonradan artık aynı closure'ı tekrar kullanacaksanız bir defa yapısı neyse, yani türü neyse, return ettiği tür neyse, diğerlerinde de aynı türü kullanmak zorunda. Burada zaten bir defa kullanıyoruz. String return ettim ve bu string'i rtspawn bir nevi aldı. Tabi rtspawn kendisi de bir await olduğu için await'i de çağırıyoruz. Zaten buradaki string spawn lokal olmasa bunu da çağıramayız. Çünkü await ancak ve ancak async fonksiyonlarının içerisinden çağrılır. Çağırdık. Tabi Tokyo diyor ki spawn çalışabilir de çalışmayabilir de. Ben de diyorum ki çalışacak arkadaş. Unwrap et. Unwrap ettik. Gelen veri string'i aldık. Response'a, rest değişkenine gönderdik. Daha sonra geldik. Dedik ki kardeş sen çalışmışsın. Biz biliyoruz sen çalışmışsın. Sen bir true ol. Login gerçekleşti. Gelen bilgiyi de user değişkenine ata. Bu arada set user set is login verilerini de ben diğer eğitimlerde anlatmıştım. Bunları da tekrar anlatmaya gerek yok. Şimdi buraya gelip tabi ben backend'ı falan filan çalıştırdım bu arada. Onları da yine daha önceki derslerde tekrar tekrar anlatmıştım. O kadar derine inmeyeyim. Burada biraz daha teknik bilgi verdim açıkçası. Çalıştıralım. Bakın. Şurası niye görünmüyor? Şurayı biraz aşağıya alalım. Şurası. Bit alignment. Bunun alignment'ı var mıydı ya? Dikey. Vertical. Niye horizontal var da yatay hizalaması var bunun? Dikey hizalaması yok. Line edit. %80 buraya bit. %20 yapalım buraya. Ondan sonra align. Alignment yok mu ya? Çok detaylarına daha girmemişim açıkçası. Yoksa burayı yanlış yapmıyorum da. %20 alalım. Biraz yukarıdan acaba boşluk bırakabilir miyiz? Padding. Padding. Up. 20. Güzel mi olacak bu? Bir bakalım. Pikseli kabul etti gibi görünüyor. Tekrar o zaman çalıştıralım. Yazı biraz aşağıda dursun. JSON dosyasını görmenizi istiyorum açıkçası. Şimdi tekst olarak aldık ama JSON gönderdik. Ben burada aslında backend bir JSON return ediyor. Bu yüzden diyorum. Şimdi şunu böyle bir
Tekrar çalıştıralım. Bunu kaydetmedik mi ya? Kaydetmiştik bunu. Heading top 20 piksel az mı? Bu birinci ekran, pardon. Dislodging true olduğunda burası değişiyor. O yüzden burayı değiştirmemiz lazım. Buraya padding top yukarıdan 20 piksel indir. Bir de şöyle bir alignment var mı diye bir bakayım. Vertical alignment center. Tamam. Şimdi bakalım. Giriş yapalım. Bu yazı biraz aşağıya inecek. Valla bu üçüncü defadır hazırlıyorum bu dersi. Bayağı sinir bozucu olabiliyor bu arada bu. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi gelen aslında text olarak aldım ben burada. Fakat JSON da aslında bir text'tir. Yani her şey aslında bir text'tir. Siz HTML de deseniz aslında HTML de bir text'tir. JSON da bir text'tir. Byte bile bir text'tir aslında. Yani vektör olarak gelir ama onu bile text olarak okuyabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Tabii burada ben JSON'u çağırıp bu JSON'u bir veri yapısına gönderebilirim. Mesela bir struct oluşturup ID, first name, email diye atarsam burada da JSON'u çağırıp JSON ile şu veriye gönder dersem gelen veriyi bir struct'a gönderir. Dolayısıyla Rust üzerinde bunu kontrol etmek daha kolay olur. Ama JSON'u tam olarak görmeniz için bir miktar JSON nasıl çalışır onu görmenizi de istiyorum. Şimdi gelen verinin JSON olduğunu söyledim ama benim buradaki Actix bu bir JSON'dur. Sen bunu JSON olarak gönder dedi. Fakat esas veri şöyle bir şey. Ben size açayım. Redis'te saklı aslında. Redis CD'yi şu mesela aslında benim kullanıcımın bir nevi cookie'si. Böyle düşünebilirsiniz. Ben geliyorum get şu çağır diyorum. Bakın aslında JSON bu. JSON dediğimiz veri türünün yapısı bu. Şimdi bunu neden söylüyorum? Normalde herkes JSON göndermek çok kolay olduğu için bütün herkes artık JSON'a implemente etmiş aslında olayı. Bu açıdan çok avantajlıdır JSON. Fakat bu açıdan kötüdür. Sonuçta siz bunu sunucudan client'e gönderdiğinizde ya da client'ten sunucuya gönderdiğiniz zaman bakın şuradaki bütün karakterler aslında ekstradan bir veri demek. Yani eğer elinizde daha iyi bir imkan varsa ve bunu uygulayabilirseniz JSON göndermek yerine HTML formu şeklinde dahi gönderseniz bence olabilir. Yani mesela bunu bir struct olarak direkt gönderseniz, text olarak gönderseniz sunucu da desin ki işte bu texti ben aldım ama bunu işte şuna çevir deseniz sunucu da yapabilirseniz tabii eğer. Bu daha faydalı çünkü buradaki veri çok fazla. Hakikaten fazla. Yani buradaki bu tırnaklar, bu efendim söyleyeyim bütün virgüller, şunlar bunlar fazlalık olan çok şey var yani burada. Artı bunun mesela parse edilmesi, regex edilmesi de çok zor.
JSON'un mesela parsellenmesi biraz zahmetli bir iştir diğer verilere göre. O yüzden yani mümkün mertebe eğer yapabiliyorsanız, ki ben mesela uğraşmak istemiyorum, o yüzden JSON kullanmaya devam ediyorum. Ama aklınızda bulunsun, yani JSON veri yapısı fazladan karakter barındırıyor. O yüzden eğer imkanınız varsa JSON'dan daha az veri yollayan bir şeyler kullanabilirsiniz. Mesela bytes gönderirseniz, bytes direkt şu karakterleri direkt byte'a çevirip gönderirseniz en verimli hali budur. Bir de zaten kendi sıkıştırma algoritmaları var. Tamamdır işte, bitti. Her neyse, yani kısacası bugün de async bir şekilde fonksiyonumuzu çağırdık. Burada ekrana yerleştirdik. Kod isteme olayı zaten daha önce yapmıştık. İsterseniz kod isteyelim. Kod iste bakalım. Buraya bir şey yazmamışız. Onu tekrardan oluşturmamız lazım. Kod iste dediğim zaman get key çağıracak. Bu defa direkt ana root'a bir istek atacak. Oradan key isteyecek. O sorun değil. Onu hallederiz ama ben bundan sonraki süreçte bir miktar şunlarla uğraşacağım. Backend tarafını yapacağım. Ondan sonra mobil uygulamayı da bir nevi tamamlamış olacağız. Mobil uygulamada da ben bu kodları göndereyim, isterseniz üzerinde oynayabilirsiniz ama bence kendinizi biraz yorup Flint'i öğren. Çünkü Power BI Flint mobil alanda domine edecek, aklınızda bulunsun. Yani React mi öğreneyim, şunu mu öğreneyim, bunu öğrenin. Açık söylüyorum, Taori'yi öğrenin. Ben Taori'yi sevmiyorum ama Taori'yi öğrenin. Taori size çok şey kazandırır ileride. Rust'ı da öğrenmiş olursunuz yanında. Bu da sizin için çok büyük bir avantajdır aslında. Haberiniz olsun. Neyse, dersi burada bitireyim. Çünkü dediğim gibi bir saat aslında ben anlattım. Uzun uzun kodlarını anlattım, yazdım. Şimdi ikinci defa tekrar anlatmak zorunda kaldım. Ki bu totalde dördüncü anlatışım. Yoruldum. O yüzden bana bir miktar müsaade. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.